Bugün iftarımız için 1 kilo kıyma etimiz ihtiyacımız olacak. Galata unu, soğan, yeni bahar, kimyon ve limon, kırmızı tatlı biber, bulgur, havuç, domates ve yeşil biber, nar ekşisi, pul biber, maydanoz. Bir bölü soğanımız doğruyoruz şöyle. 1 kilo kıymamızı bir tabağı içerisinde koyuyoruz. Soğan suyumuzdan kurtuluyoruz. Soğanımız kıyma etimiz üstüne koyacağız. Bir miktarda tuz koyalım. Bir miktarda karabiber. Bir miktarda yeni bahar. Bir parmağın çeyreğisi Galata unumuzu ilave ettik. Etimiz ellerimiz ile yoğuracağız. Şişemiz alıyoruz ve sıvı yağ ile yalıyoruz. Şimdi etimiz şişemiz üstüne yerleştireceğiz. Evet şöyle şimdi etimizi çıkartıyoruz. Etimiz fırın tepsisinin üstüne koyduk. Yağlı kazanın üstüne koyduk tabii ki de. Hepsini bitene kadar aynı şekilde devam edelim. Evet gördüğünüz gibi artık fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 250 derece olacak. Ocağımız üstüne bir tencere koyalım. İçerisinde bir miktar sıvı yağ koyduk. İçerisinde doğrulmuş sarımsağımız ve soğanımızı döküyoruz. Üstüne kapatıyoruz ve bir zamana kadar bekleyeceğiz. Bir miktarı iyice yıkılmış mercimeğimiz döküyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Kaynamış suyumuzdan bir miktarı döküyoruz. Ocağımız üstüne bırakacağız ve pişana kadar bekleyeceğiz. Mercimeğimiz iyice piştikten sonra şimdi zerdeçalımızı koyacağız. Bir miktar tuz koyalım. Birbiriyle karıştıralım.
Üstüne kapatalım ve pişene kadar bekleyeceğiz. Şimdi pişen çorba blenderdan geçilir. Bundan sonra bir miktar şarjıya koyacağız ve kıvamı kalınlaşana kadar bekleyeceğiz. Şimdi sebzelerimizi doğrayalım. Üstüne bir miktar zeytinyağı ve tuz koyalım. Artık fırına götürülmesi için hazır oldu. Şimdi köftenin bulgurumuzdan 1,5 su bardağı kadar koyacağız. Üstüne 1 su bardağı kaynamış suyumuzdan koyduk. Suyu çekene kadar bekleyeceğiz. Üstüne nar ilaçkesi koydum. Limonun suyu ve az bir miktarı zeytinyağı. İyice birbiriyle karıştırıyoruz. Maydanozumuzu doğrayalım. Soğanımız küçük küçük ile doğrayalım. Ocağımız üstüne bir tava koydum. İçerisinde bir miktar zeytinyağı döktük. Küçük bir şekilde doğrulmuş soğanımızı koyalım. Soğanımız rengi azıcık değiştikten sonra üstüne domates salçası artık koyabiliriz. Şimdi salçanın karışımı bulgurumuz üstüne koyalım. Birbiriyle iyice karıştıralım. Az bir miktarı yeşil soğanımızdan koyduk. Ve bir miktar da maydanoz. Bir miktar da doğrulmuş marulumuzdan koyuyoruz. Şimdi havuç ve marul salatası yapalım. Evet arkadaşlar, bugün iftarımız için bu kadardı. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.